Merhabalar herkese. Bugünkü atölye çalışmamızda elektrik iletkenliği ile alakalı yumuşak devreler dediğimiz bir çalışma yapacağız. Bunun için bir tane 9 voltluk pile, böyle bir pil başlığına ihtiyacım var. Ama sadece hani normal kablo olursa da buralara takabilirsiniz. Böyle renk renk LED lambalar kullanacağım ve daha sonra karakterize etmek için bazı şeylere ihtiyacım olacak. Şimdi elektrik iletkenliği nedir? Elektriğin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasına iletkenlik denir. Bakalım oyun hamuru iletken mi? Ben bu çalışmayı ana sınıfı ve birinci sınıflarımla yaptırdım. Çok keyifli oldu. Birazdan da göstereceğim çocukların neler yaptığını, videoya ekleyeceğim. Elektrik eksi ve artı diye bu kutupları pilin üzerinde yazıyor. Artıdan geliyor, eksiye gidiyor şeklinde düşünüyoruz. Kırmızı kablomuzu, artı kablomuzu bu hamurun içerisine şöyle sokalım, yerleştirelim. Bunu da buraya. Bakalım hamur iletken mi? Bir tane LED lamba alalım. Artıdan geliyor elektrik, yine artıdan devam ediyor ve artıdan eksiye doğru gidip içerisinde akım dönüyor ve lambamız yandı gördüğünüz gibi. Demek ki oyun hamuru iletken bir madde diyebiliriz. Şimdi bunu öğrendikten sonra artık ben çocuklarıma diyorum ki hadi sizler birer canavar yapın, hayvancık yapın. Bakalım onu ışıklandıralım diyorum. Daha ileri seviyelerde, bu ikinci, üçüncü sınıflarda da mesela bu iletkenlik kavramını hani kısa devre nedir? Mesela onu anlatabiliriz. Kısa devrede elektriğin bir yerden başka bir tarafa giderken daha küçük bir direnç bulduğunda orayı tercih etmiştir. Şöyle ki eğer ben bu iki hamuru birbirine değdirirsem daha düşük bir direnç olduğu için bu noktada elektrik akımı buradan gitmeyi tercih edecektir ve kısa devre olacaktır. Burada ya da bir metal bir parça takılı olsa yine aynı şey olur. Ampul parlaklıklarının değişimi falan da gösterilebilir bunun üzerinde. Daha fazla lamba takalım. Ters takıldığında da çocuklar da deneme yanılma yöntemiyle hemen diğer türlü deneyip yapıyorlar. Böyle renkli renkli ışıklar çok hoşlarına gidiyor. Acayip keyifli geçti. Derste de o yüzden bu videoyu çekmek istedim. Belki evlerinde de yapmak ister çocuklar. Belki anne babalar izler, çocuklarına yardımcı olurlar. Ben şimdi bir tane şey yapacağım. Tırtıl yapacağım. Burada videoyu hızlandırırım. Yapım aşamasını. Böyle yuvarlaklar yapacağım. Tırtılımı yaptım. Yine artı kablomu tırtılımın kuyruğunun ucuna takıyorum. Yani son noktasına, son tarafına. Ve eksi kablomu da kafasına takıyorum. Artıdan eksiye doğru gidiyor ve burada da yine kutuplara dikkat ederek lambamı yerleştiriyorum. Kırk ayak gibi de oldu tırtılım. Başka renkte lambalar da takalım yanına. Yanlış taktıklarında çocuklar da zaten deneme yanılma yöntemiyle, bunlar daha parlakmış, şunu çıkarayım, renkleri daha güzel. Böyle birbirine değmemesi gerekiyor. Kafasını bir tık uzakta tutuyorum ki hani kısa devre olmasın diye. Demek ki oyun hamurumuz iletken bir maddeymiş. Elektriği iletiyor ve kapalı devre yaptığımda lambalar yanıyor. Kısa devre neydi? Elektrik devresinde akım direnci daha düşük olan bir yol bulursa orayı tercih edecektir. Oradan gidecektir. Böylelikle oyun hamurunun iletken olduğunu deneyimlemiş olduk. Umarım denersiniz. Görüşmek üzere.